Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah rahmet ve bereket üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet. Arkadaşlar dün akşam bir fotoğraf attım. Kaybolan bir çoban köpeği hakkında. Çoban köpeği ile ilgili. Öncelikle o bölgeye gidecektim ama o bölgeye gitmek nasip olmadı. Bu yüzden dolayısıyla köpeğe de bakamadım yani. Ama inşallah köye gittiğim zaman bir göz gezdireceğim yine. Tabi arkadaşlar olay nasıl oldu? Yani olay nasıl olmuş? Bunu bizim başka bir köyden arkadaşlar. Bizim köye yani nereden baksanız 10-15 kilometrelik ana yoldan mesafesi var. Ama tabi ormandan dikine kuş bakışı gidildiği zaman 6-7 kilometre falan yine vardır. Ormandan doğru gidildiği zaman arkadaşlar. Abimiz o köye bizim Sarayüzü ilçesinden köpeği alıyor. Onun da koyunları var. Almış, daha bir gün olmuş arkadaşlar. Köpek koyun biliyor diye ormana götürüyor. Bizim mevki ormana giriyor arkadaşlar. Bizim o 30 geçiyi kurt demişti hatırlarsanız hani. O videoda gösterdiğim ormana doğru geliyor. Ondan sonra tabii köpek koyundan ayrılmaz diye köpeğe salmış bu. Köpeğe saldıktan sonra da koyun köpek kayboluyor arkadaşlar ormanda. Artık bir şeyin peşine mi gitti? Yoksa mevkiyi bilmediği için mi kayboldu? Orasını tam ben bilemem. Sonra işte aradan bir iki gün geçiyor. Bu köpek gelmeyince babamı aramış. Babama böyle böyle demiş. Ya ben köpek kaybettim falan filan diye. Al dedim işte kayboldu. Sizin oralara geldim dedi. Babam da gelmedi dedi. Tabi o zaman bilmiyorduk. Her neyse uzatmayayım. Ertesi gün tabi babam bana bunu demişti. Dün işte arkadaşlar. Ben davardayken canlı yayındaydım. Instagram'da. Instagram'da canlı yayın bir şeyin iki kere uluduğunu gördüm. Çok yakın geldi bana. Ama bildiğiniz böyle kurt gibi ulumuştu. Hatta canlı yayındakilere aha kurt uluyor demiştim. O da meğersem köpekmiş arkadaşlar. Kaybolduğu için uluyormuş. Ama bildiğiniz aynı kurt gibi oluyordu. Her neyse. Sonra tabii ben fark etmedim arkadaşlar. Yani ben karşıdan geldiğini düşünmüştüm. O da aşağı tarafımdaymış. İşte ben zaten fotoğrafını falan çektim. Sizlerle paylaşacağım onu. Aşağı doğru indim arkadaşlar. Baktım ki orada bir köpek var. Kaşınıp duruyor. Sonra hemen fotoğrafını çektim birkaç tane. Tabii benim ilk başta hani bu köpek nereden gelmiş falan filan dedim böyle uyuntu bir şey gibiydi. Sonradan jeton düştü lan bir abimiz köpek kaybettiydi falan diye. Sonra babamı aradım numarasını istedim. Aradım tarif et abi köpeğe dedim. O da dedi boğazında dedi beyaz bir tasma vardı falan filan dedi işte. Ondan sonra tabii adam da tam köpeği bilmiyor daha yeni aldığı için. Abi adı yok mu dedim hani çağırayım belki adını duyunca dedim hani şey yapar. Ondan sonra. Ya bilmiyorum adını falan filan dedi. Ondan sonra arkadaşlar tabii köpek bana yanaşmadı. Ben köpeğe yanaştıkça paşa da beni kıskandığı için mi ne arkadaşlar? Köpeğin üzerine gidiyordu. Köpeğe dalayacaktı. Ben de o arada lan köpeği uzaktan bari gözleyeyim dedim. Tabii arkadaşlar davar da yerinde durmadığı için köpeğe bir daha bakamadı. Köpek de o arada nereye kayboldu? Kayboldu. Tabii köpeğin boynunda fotoğrafta göreceksiniz bir şişlik var arkadaşlar. Şimdi sahibine kalırsa köpeğin boğazında şişlik yokmuş. Yani köpek ormanda olmuş. Şimdi arkadaşlar bu ne demek oluyor? Bizim buralarda başka sürü yok. Yani başka sürü yok derken bu tarafta yok. Yani o köpeğin geldiği bölgede yok. Hani bir de köpek muhtemelen başka köylere uğramadı. Çünkü başka köy de yok. Hani başka köye uğrasa buraya gelmezdi. Köpek ormandan doğru gelmiş. Köpeğin ensesinde böyle diş izi yok ama şişmiş arkadaşlar böyle hani şey gibi belli oluyor zaten. Bu da zaten genelde bu şişme olayları bir şey ısırdığı zaman oluyor arkadaşlar. İntihap kapıyor orası. O yüzden şişiyor diyebiliyorum. Ve iyileşmezse hani yani tedavi edilmezse sıcakta köpeği öldürüyor arkadaşlar. Açık konuşayım. O bizim köpeğin dişini koparan Zalam'ın dişini koparan o reisin de ölme sebebi aslında oydu. Boynundan boğuşmuş. Boynu böyle şişti arkadaşlar.
Sonra orası oyuntağı patladı ama köpek bir türlü kendine gelemedi yani öyle söyleyeyim. Düzelemedi. Maalesef köpek öldü. Yani o köpeğin de sonu öyle gibi bir şey. Eğer birkaç gün daha bulunmazsa o şişlik onu öldürür arkadaşlar. Tabi abi dedim abi köpeğin boynu şiş miydi? Yok şiş değildi falan filan dedi. Lan abi o zaman dedim köpek kurtla boğuşmuş. Bu da o zaman arkadaşlar bana dedi ki işte ben hani köpeği aldığımda dedi köpeğin sahibi dedi bu köpek kurtçu diye verdi bana dedi. Sadece dedi adama bir şey yapmıyormuş dedi. Yani adamcı değilmiş dedi. Ama dedi kurt için bitirilmiş köpek. Hatta videosu da varmış. İki tane kurt boğmuş. Bilmiyorum artık arkadaşlar. Yani hani şimdi kanıtlı delilli demiş. Videoları da vardı demiş. Hani hafıza kartında mı yok demiş. İşte başka yere mi attım falan filan demiş. İşte bilmiyorum. Yani köpek iki tane kurt boğmuş. Kurt boğacak tip var mıydı? Öyle kurt boğacak tipi yoktu ama bizim paşadan büyüktü arkadaşlar. Köpek nereden baksanız çok rahat yani 80 santimin üzerindedir. Çünkü hem sallı hem de uzun boyluydu. Ayakları uzun bir köpek. Tabi tipi ne kadar olmasa da yani buradaki kurtları boğabilecek bir köpek. Şimdi arkadaşlar tek bir ihtimal var. 10 lan. Arkadaşlar duyuldu mu bilmiyorum da köpek üst, köyün üst tarafında yine uluyor galiba. Öyle bir ses geldi. Bilmiyorum belki kulaklıkla dinlerseniz anca duyabilirsiniz. İnşallah odur yani. Eğer bir inek bağırmadıysa o köpektir. Zaten ben çok açık konuşayım. Gideceğini düşünmüyorum arkadaşlar köyü terk edeceğini. Buralarda kalacak muhtemelen. İnşallah da kalırsa daha detaylı bir şekilde video çekeriz. Şimdi arkadaşlar hani yorumlarda gördüm işte kurt ısırsa hani öldürür falan yani hani ısırmaz parçalar falan diyenler olmuş da. Şimdi şöyle bir şey eğer köpek tecrübeliyse çünkü köpek yaşlı bir köpeğe benziyor yani öyle bayağı bir yaşı var gibi hani en az bir 6-7 yaşında var gibi köpek. Hani böyle bir genç bir köpek değil. Eğer önceden tecrübesi varsa tecrübesiz bu köpek kurtla ısırdıysa olabilir arkadaşlar. Yani belki de kurdu öldürdü yani ormanda. Çünkü açık konuşayım. Bu ıssız ormanlarda her köpek cesaret edip de kalamaz. Açık konuşayım. Yani ben öyle biliyorum. Hani birçok köpek koya sığınmaya çalışır ama o köpek koya bile yanaşmıyor yani. Hani gelmiş koyun etrafında duruyor. Koya bayağı nereden bahsettiğine yine 1 kilometre uzakta duruyor yani. Ve akşam üzeri vurdu tek başına gitti. Ne tarafa gittiğini bilmiyorum. Bir daha da o kadar sahibi geldi. Çağırdık mağırdık ama gelmedi bile yani. Muhtemelen yine ormana girdi. Helal olsun. Olabilir yani. Bir kurtla boğuşmuş olabilir arkadaş. Çünkü yine dediğim gibi burada o köpeğe öyle kafa tutabilecek tek köpek paşa var. Yani paşadan bile yiğit yani. Hatta paşa bile böyle hani çekindi biraz ilk gördüğü zaman. Hani tabi paşada şu hareket var. İnsan varken yanında hiçbir köpeğe uymuyor arkadaşlar. Ama insan yokken büyük küçük dinlemiyor. Çünkü birkaç kere şahit oldum. Ama insandan çekiniyor yani. İnsan varken uymuyor. Muhtemelen bu da köpeğe ilk geldiği yerden dövmüşler yani. Hani boğuşurken sürekli bağırıyorlarmış köpeğe. Zaten sahibine de sordum bunu. Hani o da onayladı bunu yani. Hani dedi bir sürü köpek var dedi. Hangi birinin hani ilgileneceğiz dedi. Eğer öyle bir kavga maga yapan olursa dedi. İster istemez dedi. Burnuna vuruyoruz dedi. Köpek de bu yüzden dolayısıyla açık konuşmak gerekirse korkuyor biraz. Ama insan yokken dalıyor arkadaşlar. Muhtemelen yine benden çekindi ama önemli olan o değil. Yani o köpek paşaya bile diklendi yani hani böyle. Yabancı bir yerden gelen köpek böyle pısırık olur. Yani paşaya bile böyle biraz hani şey yaptı. Kuyruğunu muyruğunu kaldırdı. Paşaya bile hani hayırdır der gibi şey etti. Köpeğin ters bir köpek olduğu belli. İnşallah buluruz. İnşallah sahibine geri veririz. Ben de sizlere bu konuyu daha detaylı bir şekilde anlatırım arkadaşlar. Çok konuştuk gerçekten. Hakkınızı helal edin. Şimdi kameramı çevireyim. Şu bizim ibineleri çekeyim bakayım. Yahu. İşleri güçleri oyun ya. Karabaşım da. Karabaşım sen de niye böyle
Hiç Karabaş arkadaşlar öyle sakin ki yatıyor. Şey yapıyor. Hiç uymuyor onlara. Bozok. İşi bozma bozok. Bu arada dün arkadaşlar adama uymayın lan. Uymayın. Adam ne güzel yatıyor. Bu arada Zalım'ı dün kupayın birisi boğdu arkadaşlar. Yani boğdu der. Yürü be aslanım. Bir şeye yaramadığın gibi bir de köpeğe yarayan köpeğe de sustum ha. Tut oğlum tut tut ne gördün? Aslanım benim. O kupayı şey dedi arkadaşlar. Başka koydaydı. Yani yine bizim komşunun kupayı ama başka koydan getirdi. Onu da köpekler yabancılıyorlar. O yüzden hepsi daldı da arkadaşlar. Özellikle bozok önden gidiyor arkadaşlar bu durumlarda. Sonra yavruları da çekiyor tabii. Ama köpeğe hepsi dalınca köpek de gücük olarak bunu gördü. Hani o dişi bir köpek. Gitti Zalım'ı boğdu. Ayağını mayağını ısırdı. Tabii ben koştum ayırana kadar. Biraz hırpaladı. Tabii böyle bir durum iyi, hoş bir durum değil. Çünkü nasıl diyeyim arkadaşlar? Bozok da böyleyken korkmuştu birkaç kere. Ondan cesareti kırıldı. Cesareti kırılabilir. Çünkü arkadaşlar müthiş şekilde ikisinin de cesareti var. Mesela Karabaş biraz uyanık ama böyle uyumaz kolay kolay. Dağlı zaten anlatmaya gerek yok. Dağlı aynı şekilde. Aynı şekilde şey de öyle. Zalım da öyle arkadaşlar. Yani bir dağlıyı aratmıyor yani. Maşallah büyürseler gerçekten çok can yakacaklar. Paşa da burada. Bugün arkadaşlar sabahtan beri geziyor. Ben videoya biraz geç başladım. Havanın güneş açsın falan diye. Çünkü ama güneşini açmadı. Çünkü ikide bir buzluk geliyor önüne. Paşa çok gezdi arkadaşlar. Maşallah yerine durmuyor. Koyun üst tarafından sürekli bir ses geliyor ama bilmiyorum. Bunların işi gücü oyun. Buralarda oynasınlar zaten sıkıntı yok çünkü zaten burası şey arkadaşlar. Nasıl diyeyim size? Müsait. Görmüş olduğunuz gibi. Koyun yayılıyor. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuza devam ederiz. Evet arkadaşlar. Çok gösterme fırsatım olmadı ama bakın şimdi bir şey göstereceğim. Tabi inşallah bir daha yaparsalar. Bu kadar geçinin içinden yabancı oğlağı biliyorlar arkadaşlar. Geçen gün babam gibi iki tane oğlak almış. Demek ki düşeş bir yerden denk geldi. Şimdi oğlaklar da güzel öyle kötü bir oğlak değil. Bakın şimdi. Özellikle bozok arkadaşlar. Yabancı oğlağı biliyor. Onun peşinden ayrılmıyor arkadaşlar. Onu kovalıyor. Abi tekenin önündeki oğlak arkadaşlar. Bu sarı oğlakla bir tane daha vardı adaydı. Ama genelde bu sarı oğlağı hep davardan ayırmaya çalışıyorlar. Şimdi gelecekler bakın. Tabi her zaman yaparlar mı bilmiyorum ama ben hatta bozuğu birkaç kere şey yaptım. Uyardım. Öyle bir şey yapmaması gerektiği için. Dağlı mağlı hepsi bunu kovalıyor arkadaşlar. Yani helal olsun kölbezler daha. Hani bunu ayırt edebiliyorsa da onun yabancı olduğunu kestirebiliyorsalar gerçekten bu müthiş bir şey yani. Demek ki sürüye hakimler. Hani bunu genelde büyük köpekler yaparlar. Yabancıyı bilirler. Ama şimdi göstereceğim bakın arkadaşlar. Bakın. Daha şey Zalım anladı bakın arkadaşlar.
Peşinden gidiyor bakın. Bozok da gidiyor. Bakın. Göstermek istediğim olay buydu. Tabi gösteremedim ama. Onu şimdi bakın. Görüyor musun arkadaşlar? Onun yabancı olduğunu biliyorlar bakın. Sadece onun peşinde dolanıyorlar. Bakın dağlı zalim hepsi. Bakın. Oğlum uyumam oğlum. Bak döveceğim şimdi. Bakın bozuğa bakın. Bozuk. Koş da bana geliyor. Şşşt. Bozuk. Bozuk. Bozuk gel oğlum gel gel. Küçük küçük küçük. Küçük 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 küçük. Gel oğlum gel gel gel. Bozuk gel gel. Hala kovuluyor arkadaşlar bakın. Bak. Dağlı zalim. Gel oğlum gel 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 gel. Oyunları da karıştırıyor tabi. Ay gel 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 gel. Gel oğlum gel gel gel. Küçük 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 küçük. Gel oğlum gel 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 gel. Gel oğlum gel gel gel. Küçük 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 küçük. Küçük küçük küçük. Gel zalim dağlı. Zalim dağlı gel gel gel. Bak bak bak. Dağlıya dağlıya. Gel oğlum gel. Şişt. Gel. İşte arkadaşlar anlatmak istediğim olay buydu. Tebrik etmek lazım. Hani sürünün içinde gerçekten buna hakim olmaları çok güzel bir şey. Yabancıyı ayırt etmeleri bu yaşta daha hani bakın yani dağlı, zalim, Karabaş biraz bu konulara şey biraz arkadaşlar. Karabaş'ın işi şu. Karabaş böyle tehlike olduğu zaman anlıyor, seziyor ama hani öbür köpekler giderse o da gidecek. Ama ilk başta sezen köpek bu olacak. Bilmiyorum belki hani bir kırgınlığı da olabilir yani. Şimdi hani bazen enerjik oluyor. Bazen böyle pasif kalıyor yani. Belki bir karın ağrısı olabilir arkadaşlar. Yani her zaman bizim de sonuçta baş ağrımız oluyor. Şey olduğumuz. Her zaman aynı olamayız yani. Karabaş biraz böyle. Ama bozuğa tebrik ederim. Yani o kadar sürünün içinde onları ayırt etmesi müthiş bir şey. Bunu genelde büyük köpekler yaparlar. Gücükler çok böyle hakim değillerdir ama işte davarın içinde yetiştirmenin avantajları diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten de bu konuda memnun kaldım. Davarımı da geri çöldüler. Güzel oldu. Zaten erkendi daha. Dağlı Reis. Herkes sana hasta. Hayranlarına bir şey söylemek ister misin? Dağlı. Bir şey söylemek ister misin oğlum? Ben bir egoistim diyorsun yani değil mi? İlgilenmem kimseyle diyorsun yani. Oğlum ne gördün? Zalim. Lan siz bir büyüğün var ya. Bir büyüğün. Bunda tırnak mırnak yok arkadaşlar. Bakın görmüş olduk gibi. Aynı şekilde Karabaş'ta da yok ama zaten zalimi ayırmamızın sebebi buydu. Adını da zalim diye almasının sebebi de buydu. Görmüş olduğunuz gibi bunda çift tırnak var arkadaşlar arka ayağında. Aynı zalimin de, ölen zalimin de öyleydi. O yüzden buna zalim dedim zaten. Tabi kimisi diyor ki mesela çift tırnak. Hani bunlar aslında genetik bir bozuklukmuş falan. Şimdi köpekler eğer ormana gelmez arkadaşlar. Şu tırnakları, şu görmüş olduğunuz tırnakları uzuyor da uzuyor. Hani sürekli kapalı bir yerde dursalar. Ama görmüş olduğunuz gibi bunlar sürekli ormanda oldukları için gayet çok güzel bir şekilde tırnakları falan. Bozok'ta da şey var. Arkadaşlar. Bozok'ta bir tane cinak var. Mesela bizde bunlara karakuş cinağı deniliyor. Bozok'ta var ama şeyde yok. Paşa'da yok. Mesela. Paşa'da yok. Paşa'ya da arkadaşlar. Kimisi saf kangal diyor. Kimisi işte hani kangalama diyor, usulları var diyorlar. Her köpekte olduğu gibi. Hani bazısı da kangal özelliğinin bütün özelliklerini taşıyor diyor. Bazısı hayır o köpek kırma diyor. Peki arkadaşlar sahibi ne diyor bu konuda onu söyleyeyim. Açık konuşayım ben geçen gün sahibine sordum.
Yine bizim ilçeye gelmişler. Yüz yüze oturma şeyimiz oldu. Abi dedim köpeğe saf. Köpeğe dedim saf kangal diyorlar. Doğru mu dedim? O da dedi tam saf değil dedi yani. Hani böyle hakiki saf kangal değil dedi. Çünkü anne babasını ben bildiğim için dedi. Ama dedi kangala çok yakın bir köpek dedi yani. Hani muhtemelen şöylemiş arkadaşlar. İşte atıyorum babası hakiki saf kangalmış. Annesinde biraz gırmalık varmış. O yüzden dolayısıyla böyle dediler. Tabii arkadaşlar ben ne diyorum? Hani benim için saf olması ya da o hakiki olması önemli değil. İş yapıp yapmaması önemli. Şu ana kadar da tek başına gayet başarılı bir şekilde güzel gibi sürüyü kontrol edebiliyor yani. Tehlikeli bölgelerde neyin ne olacağını kestirebiliyor köpek. Bunu zalim yapmıyordu açık konuşayım. Zalimin işi, zalim giderdi mesela arkadaşlar. Şu depoyu görüyor musunuz? O depoya gider, orada yatar kalırdı. Davarı böyle o depodan gözlerdi sürekli. Hep yani hiç davarın içinde göremezdiniz o köpeği yani. Çok nadir. Koya giderken falan belki davarın içine karışsa. Başka türlü arkadaşlar hep ormanın içinde, ormanın tepelerinde yatar kalıyordu. Harbiden de kalıyordu yani arkadaşlar bazen. Hani bazen takip eder, bazen de hiç etmiyordu yani. Oraya çıkıp o tepede kalıyordu. Davar gider, artık davarın arkasından gelirse gelirdi yani. Ha bazen mesela diyorsunuz ki beyaz olduğu için de çok ayırt ediliyordu zaten. Biraz kışın kar da edilmiyordu ama bu şekilde ormanda çok beyaz olduğu için çok belli oluyordu. Nerede olduğu çok belli oluyordu. Mesela bu tepede ya. İşte aradan diyelim ki yarım saat geçti. Görmüyorum köpeği. Hani sen geziliyorsun böyle ondan sonra. Bir bakmışsın bu tepede. Yani hiç anlamıyordun ne zaman geçtiğini. Öyleydi sürekli. Hep köpek sürüyü uzaktan takip ederdi. Hiç sürünün içinde olduğunu şeyden. Öyle insana çok adamcı bir köpek değildi zaten. Öyle insana falan çok havlamazdı. Çok ama böyle ayağı çok ağır bir köpekti yani. Hani böyle aktif değildi. Sürekli orada gezer, burada gezer. Şöyle gezeyim, şöyle yapayım. Öyle bir köpek değildi. Çok böyle zaten belli bir yaşından sonra ilk seneleri gençken böyle 2 yaşına kadar falan çok şeydi. Çok atletikti. Ama tabii sonra köpek büyüdükçe oturaklaştı arkadaşlar. Hastalıklar falan geçirdi. İyice çöktü yani köpek. Kilolu gibi gözükse de böyle biraz ağırdı yani. Hani öyle çok aktif olmuyordu. Ağır ağır yavaş yavaş gezerdi. Kurttan anlıyordu. Yani gerçekten kurdu hissedebiliyordu arkadaşlar. Yani çünkü bunu ben defalarca gördüm geçen kışın ölmeden önce. Yani belki de 600-700 metreden kurdun kokusunu anlıyordu. Ama tek başına olduğu için cesaret edip de gidemiyordu arkadaşlar. Benle birlikte gidiyordu ama mesela. Ben gidersem o da gidiyordu. Hatta yani resmen bana gel gidelim diyordu yani köpek. O dereceydi. Öyleydi. Eskiler eskiden güzeldi. Paşa ile yolumuza devam. Paşa'nın şu an daha kurttan anlayıp anlamadığını daha tam bilmiyoruz arkadaşlar yani açık konuşayım. Hani paşa kurttan anlıyor desek doğru olmaz açık konuşayım. Tamam gidiyor, kokluyor, mokluyor işte. İz sürüyor, müz sürüyor ama kurdun izi mi? %100 belli değil. Tabii şimdi şöyle bir şey. Havlamadığı için de bunu kestirebilmek de doğru bir şey değil yani. Hani şimdi mesela birçok çoban köpeğe yetiştirdiği köpeğe mesela yavruluktan yetiştirdiği için köpeğin tavşana mı, domuza mı, kurda mı havladığını açık konuşayım kestirebilirsin. Ben mesela zalımınkini kestiriyordum. Neye havladığını az çok biliyorduk yani. Şimdi köpek havlamadığı zaman da öyle bir durum var ki acaba gerçekten köpek hani kurda mı havlıyor, kurt mu geldi onu bilemiyorum şimdi sıklık ormanda. Ama havladığı zaman şunu diyebilirsin mesela. Ha lan tamam kurt var demek ki buralarda. Dikkatli olmam lazım diyebilirsin. Tamam havlamayan köpek cesaretlidir. Köpek korktuğu için havlar da yine de arkadaşlar o uyarıyı vermesi lazım yani ne olursa olsun. Ha, şöyle olabilir. Havlayan bir köpek getirirsin yanına. O şekilde şey edebilirsin. Demek ki bu köpek havlamayacak. Ha şöyle bir şey. Evin önünde artık sabaha kadar havlıyor mesela. Bir çıtırdı duysa havlıyor ama ormanda niyeyse daha hiç havladığını görmedim.
Bilmiyorum, belki zamanla havlar. Belki daha o kadar gerçekten tehlikeli bir durum olmadı yani havlayacak kadar. Bilmiyoruz şimdi yani köpeğe de böyle bir şeyle yargılayamayız yani havlamıyor diye. Yani zalim de mesela kesinlikle şeyde havlamazdı. Biliyorsunuz kaç kere ormana girdik. Böyle domuzun peşine giderken, domuzlara yaklaşırken aynı bir kurt gibi yaklaşıyordu arkadaşlar. Köpeğin ben daha 500 metre kala domuzların olup olmadığını köpeğin hareketlerinden anlıyordum yani. Hani böyle tüylerini hafiften kaldırır, kuyruğunu indirir. Zaten kuyruğu hep yerde geziyordu aynı kurt gibi. Ondan sonra usul usul gider. Bastığı yere öyle dikkat ederdi ki yani çıtırtı bile yapmadan domuzlara böyle aynı bir ava yaklaşıyormuş gibi yaklaşıyordu. Anlıyordum ben burada domuzun olduğunu hani. Burada domuz var diyordum yani. Daha tabii tam havalar soğumadı. Havalar bir soğusun. Aynı taktikleri bakalım paşa yapacak mı? Onu göreceğiz. Ha şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yine diyorum, her zaman diyorum. Eğer Allah'tan bir virüs köpeklerimize bulaşmazsa inşallah ki yani inşallah diyorum. Rabbim inşallah bulaştırmaz. İnşallah bulaşmazsa arkadaşlar gerçekten yani bunları salacağım davarın içine. Karabaş, Salım, Dağlı, Bozok, Paşa başlarında. Tabii 5 köpeğe bakmak biraz sıkıntı olabilir ama sorun değil, yal yaparız ondan sonra. Bunları davarın içine salacağım, kendim de sırtımı meşiye vereceğim, yatacağım. Adım oğlum siz güdün. Ben size bu zamana kadar emek verdim. Siz de bakalım emeğinizin karşılığını verin diyeceğim. Ki inşallah Allah canımızı sağ ederse o günleri koyarsak köpeklerimize de bir şey olmazsa çünkü bu ara yine bir virüs varmış arkadaşlar. Şeyi gördüm. Sitede daha benim köpekleri ölmüş. Vahşi Anadolu'nun. Üzüldüm vallahi. Çok, o da çok emek veriyor köpeklere. Aşısını, maşısını, her şeyine ilgilenen birisi. Ama işte olunca oluyor arkadaşlar. Gerçekten de olabilir. İnşallah Allah'ım korusun yani. Elimden geldiğince zaten yabancı köpeklerden bunları uzak tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yaklaştırmıyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Bakalım. Hayırlısı olsun. Tabii arkadaşlar yani geldiği zaman da yapacak bir şey yok. Elimizden bir şey gelmez. Biz elimizden geldiğince bunları korumaya çalışıyorum. İnşallah da bir şey olmaz. Ne var lan tilki surat? Ya bu da kulakları şey oldukça arkadaşlar tilkiye benzemeye başladı. Burnu da uzun. Aynı annesi gibi zaten. Neyse. Diyecek de bir şey yok arkadaşlar. İnşallah her şey ümit ettiğimiz gibi olur. Bu videomuz da böyle olsun. Çok uzatmanın bir anlamı yok. Bugünkü videomuz böyle kısa olsun. Normalde ormana girecektim. Görmüş olduğunuz gibi tüfeğimi falan koşundum ama davar bu tarafa gelince kaldı. Domuz avına gidecektim arkadaşlar. Tabii mesele vurmak falan diye öyle bir heyecan yaşayacaktık ama davar ters tarafa geldi. O yüzden kaldı. Bugünlük de videomuz böyle olsun arkadaşlar. İnşallah bir şeyler aktarabilmişizdir. Size her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tekem'le size selam gönderiyoruz.